Merhabalar Doç Kafe hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Almanca 5 gün 5 beceri. İlk gün okuma yapacağız. ikinci gün dinleme, üçüncü gün gramer, dördüncü gün yazma ve beşinci gün konuşma yapacağız. Bu birinci seri olacak. Bu 5 videoya ileride bakmak istediğinizde zaten sıralı olmuş olacak ama küçük resimlerinden ve başlıklarından da ilişkilendirebilirsiniz. Videolar arasına reklamları belirli yerlere koydum. Siyah bir ekran gelecek ve orada reklam geliyor yazacak. Eğer bu sürede arkanıza yaslanır, derin bir nefes alırsanız, çıkardığınız notları kontrol ederseniz, o zamana kadar yaptığımız, videoda öğrendiğimiz şeyleri tekrar ederseniz, hem bana destek olmuş olursunuz, hem de daha iyi akılda kalmış olur öğrendiklerimiz. Ben Almancayı öğrenmek istiyorum. Balık yemek değil, balık tutmayı öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz. Haydi başlayalım. Der geburstag meiner kuzine. Benim kuzenimin doğum günü. Bakın. Benim kuzenimin doğum günü. Kuzine, di kuzine. Bayan bir kuzen. Meiner kuzine diyor. Çünkü genitim var burada. Gestern, feierten, wie, den dreißigste. Gebustak Maynar Kuzine Katrin. Bakın bir daha Maynar kuzen demiş. Kuzenimin, kuzenim Katrin'in 30. yaş gününü kutladık diyor dün. Fayatın, fayan kutlamak demek. Fayatın burada preteritum hali, geçmiş hali. Fayatın kutladık. Peki bunu perfect yapsaydı? <laughs> Gesten, haben wir den 30. Geburtstag meiner kuzine Katrin gefeiert diyecekti ama yazı dilinde faydatan olarak kullanmış. Die meisten Gäste waren für 15 Uhr eingeladen diyor ki çoğu meisten güzel bir kelime çoğu Gäste yani davet edilecek kişi waren eingeladen davet edilmişti 15 Uhr yani saat 3 için davet edilmişti. Ama aba ich war schon früher da. Ben daha önceden zaten oradaydım diyor. Zaten. Ne için? Um bei den Vorbereitungen zu helfen. Um zu helfen. Yardım etmek için. Neyde? Bei den Vorbereitungen. Hazırlıklarda yardım etmek için. Ben daha erkenden zaten oradaydım diyor. Ich decke den Tisch. Bakın. Decken. Tisch decken masayı düzenlemek. Den tiş demiş. Çünkü tiş der tiş. Deken işlemini masa üzerinde yaptığı için masa akuzatif pozisyonunda. Bu sebeple den tiş demiş. Stelte die auf. Auf stellen. Böyle masanın üstüne dik bir şekilde koymak. Katzen de mum. Mumları dik bir şekilde koyduğumuz için auf stellen diyor. Eğer yatay bir şey koysaydık auf legen diyecekti. Stelte. Burada da yine ne var? Preteritum hali var. Geçmiş. Dekte. Bakın bu da preteritum hali. Masayı düzenledim. Ve mumları masanın üzerine yerleştirdim. Ve şümükte di ganze wohnung mit luftballons. Luftballons da böyle balon demek. Havalı balon. Di ganze Di ganze wohnung. Bütün evi ne yapmış? Şümükte. Şümükt. Şumuk ne? Şumuk. Şumuk böyle mücevher demek. Şümükte de süslemek, süsledim diyor. Bütün evi neyle luft balons balonlarla süsledim diyor. Burada şümük de işlemini neyin üzerinde yapıyor? Bonunk üzerinde yapıyor. Bonunk ne burada? Akzotip E, D bonunk D olarak kaldığı için bir ganze Vonung olarak kaldı. Un'tan Klingelte es ahuçon andatü. Bakın, Klingelte es o çaldığı Auction, schon, andertür, bu arada diyelim buna auch schon'a, andertür, kapıda çaldı o. Yani kapı çaldıyı bakın nasıl farklı bir şekilde söylüyor. Bunu kullanmada çok 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 fazla kullandıktan sonra ancak konuşabiliriz. Ama en azından ilk etapta okurken anlayabilmemiz lazım. Ne diyor? Kapı çaldı. Katrin Erhild file Gülünkumunç çıkartın. Bu ne? Gülünkumunç ne? Bu tebrik kartları. Tebrik kartlarından çok fazla tebrik kartı aldı diyor. Erhalten, Erhild olmuş preteritumda. Blumen çiçek demetleri. Strauss demet demek. Blumen de bunun çoğulu çiçek demetleri aldı. Ve Tole Geschenke. Ve çok güzel hediyeler aldı diyor. Erhalten, Erhild. Und jede Gast versicherte ihr. Ve her diyor misafir onu ferzihen. Ferzihen sigorta demek. Ferzihen sigortalamak demek. ku sigorta demek. Mesela Krankın ferziherung. Sağlık sigortası. Ferzihete ir. Yani ona güvence verdi. Ona böyle güzel sözler söylemişler. Şimdi göreceğiz onu. Onu böyle sigortaladı gibi aslında değişik bir kullanım. Çok da kullanılmıyor ama yine okurken anlayabilmek için önemli. Ne demişler? Du siehst so jung aus. Bakın aus sehen gözükmek demek. Du siehst so jung aus. Ayrılabilir bir fiil. Aus o yüzden sonra gitti. Çok genç gözüküyorsun. Dein alta senin yaşın. Sieht man dir gar nicht an. Senin yaşını yani senin yaşın hiç gözükmüyor. Nasıl kullanmış? Bakın bu da çok güzel. Sieht man an. An Görür. Nicht görmez sana hiç gar sana senin yaşın hiç gözükmez gibi yani senin yaşın hiç gözükmez insanlara gibi bir kullanım yapmış. Bunları da okudukça okudukça okudukça, dinledikçe dinledikçe ne yapacağız böyle artık o Almanca'nın kullanımını öğrenmiş olacağız. Çünkü bakın burada bütün kelimeleri bilmenize rağmen anlamı tam çıkartamayabilirsiniz. Hele bunu konuşması çok zor. O yüzden bol bol maruz kalmamız lazım. Bunu her seferinde tekrar ediyorum. Als alle Gäste da waren. Bakın als ve wenn görmüştük. Hemen yukarıda koyuyorum. Buradan izleyebilirsiniz yaptığımız videoyu. Als mi wenn mi? Als alle Gäste da waren. Bütün misafirler orada olduğunda setzten Bakın yine preteritum. Zetsten via. Dikkat ettiyseniz preteritumda hep t var. Böyle t'li yapıyor. Onu da yine buraya koyuyorum. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Preteritum nasıl kullanılır videosunu buradan bakabilirsiniz tekrar. Zetsten via uns. Bakın zih zetsin. Zih zetsin ayaktayken oturur pozisyona geçmek. Bir de ne var? Zitsin var. Zitsin ise oturuyorum. Ich sitze hier. Burada oturuyorum. Ich setze mich hier. Buraya oturuyorum. Yani ayaktaydım, oturacağım demek. Ich setze mich da hin. Oraya oturacağım. Sitze ise oturuyorum. Ich sitze hier. Burada oturuyorum. Oturur pozisyonundayım. Burada da oturduk diyor. Setzen wir uns. Oturduk diyor. Bütün misafirler geldiğinde oturduk. Ne için? Um zu probieren. Denemek için. Neyi? Katrin's selbstgeberkane kuchen und torten kekini ve tortesini kendi yaptığı selbstgeberkane Kuchen'ını ve Torten'ını denemek için oturduk diyor. Bakın burada da selbstgeberkane kuchen und torten. Selbstgeberkane fiilden sıfat yapma konusu. Onun için de buraya bir video koyuyorum. Benim de var. O sadece üyelere özel. Üye olursanız buradan izleyebilirsiniz. Ee, ama sizin için başka bir video koydum buraya. Evet çevirimiz bu kadar. Parçanın bir de devamı var. Böyle devam ediyor parça. Ama buraya çevirmeyeceğim. Burada gramere geçtiğimizde gramer üzerinde konuşacağımız zaman parçanın burasına bakacağız. İkinci bölümde yani bir sonraki videoda parçayı komple hem görüp hem de dinleyeceğiz. Bana destek olmak isterseniz hemen açıklamalar kısmından bana bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Ayrıca süper teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.